Herkese selamlar dostlar. 3 Aralık 2023 pazar iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Toplamda 8 adet mücadelem var. İdeal ve yüksek oranlarından bahsedeceğim. Sizlere bu videoda bir adet ideal kombin önereceğim. Aynı şekilde beğeniler devam ederse ben sizlere hafta içi de sürekli video gelecek. Kombinler önermeye devam edeceğim. Artı 600 seviyesinde bir beğeni beklediğimi söyleyeyim sizlerden. Değerlendirecek herkese de bol şanslar. Beğeniler için tekrardan teşekkürler. İsterseniz direkt başlayalım. Arkadaşlar öncelikle son kez duyurusunu yapayım. Katıl Telegram gruplarımız Aralık ayı için yenilenmiştir. Gelmek isteyenler varsa Aralık ayının başında gelebilir. Instagram üzerinden benimle iletişime geçip IBAN üzerinden veya katıl butonu üzerinden de katılım sağlayabilirsiniz. Bunu son kez duyurusunu yapıyorum. Anında çöp kutusuna atıyorum bu görseli artık. Devam ettim. Arkadaşlar bir adet maç skoru yarışmamız var ondan bahsedeyim. Yine 3 kişiyi almak istiyorum. Manchester City ile Tottenham maçın indeks beklentisi kaç kaç biliyor musunuz? 5-2 Anasını satayım dedim. Neymiş dedim ya? 7 tane gol bekleniyor maçtan. İndeks beklentisi 5-2 maç skoru beklentisi var. Bilmiyorum kombineye de aldım bu arada bu mücadeleyi. Sizce maç skoru ne olur? Aralık ayında yenilemişken 3 kişi alalım isterim. Aralık ayı boyunca gruplarımızda kalacak bu arkadaşlar da. Devam ediyorum. Daha önce yapmış olduğumuz Maç yarışmasında yarışmasını da Emre Üniversitesi isimli arkadaşımız kazandı. Tebrik edelim. Kendisi bana Instagram üzerinden ulaşabilir. Her türlü soru, görüş, öneri, gruplara girmek isteyen arkadaşlarımızla benimle Instagram üzerinden iletişime geçebilirler. Instagram adresimiz ekranda gördüğünüz gibi Kangal Bey iletişim müdür. Devam ettik. Dün iki adet yüksek misli yaptık. Bak yüksek misli şov var şov. Dün maç yoktu değil mi? Dün üzgün. 3 tane falan maç vardı zaten futbolda üzgün. İkisini yakaladık sadece Darmstadt mücadelesi yaptı. Kızıl Yıldız'da Anadolu mücadelesi vardı. Kızıl Yıldız'ın kazanına 2000 misli önerdik. Dediğimiz gibi burada kasayı biz yönetiyoruz arkadaşlar. Tamamen bizim elimizde. Canlı önerdiğimiz zaman da öneriyoruz. Oranlarını yazıyoruz. Her şeyini yazıyoruz burada. Kasayı tamamen bizim yönetimimizde oluyor. 2000 misli önerdi. Kızıl Yıldız'a kazandı. Tebrikler. Barcelona Asfer mücadelesine de Barcelona'nın 85.5 üstü. Yani atacağız 86 sayıya da 800 misli önerdik. Onu da içeri almasını bildik. Tebrik edelim. Devam edelim. Bu seviyede dediğim gibi canlılar da oluyor. Canlı odasında zaten canlı veriyorum. Eğer çok güvendiğim canlı olursa diyorum ki 300 lira 500 lira buraya basalım. Yüksek misin canlısını da yaptığımızı söyleyelim. Ve kasarı durumu ne durumda? Aralık ayında kasa zaten başlamıştı. Şu an Aralık ayında net olarak kas, kasamız 2367 TL net karda. Aralık ayında hedefimiz 10.000 üstünde olacak. İnşallah başarabiliriz. Daha da üstünü yapabiliriz yaptık daha önce. Ama şöyle oluyor. Bir tane yattığı zaman mesela onun yerini toparlaması gerçekten zor oluyor. O yüzden elimizden geldiğince en doğru tercihleri yapma, yaparak da devam ettiğimizi söyleyelim. 2367 TL net karda olan Aralık ayı grubunda zaten grup ücreti 650 TL. Daha 4-5 katını çıkarmışız zaten. Dünün basket kuponu vardı. Onu içeri aldık. Dedik ki futbola bulaşmayak. Basketten ilerleyelim. Basketbolda ev sahibi Valencia'nın 78.5 üstü. Barcelona'nın genel 158.5 üstünü aldık. Yine yeni yeniden yeşil diyerekten de basket kombinimizi içeri aldık. Canlı olarak zaten gruplarımızda devam ettik. Dünün canlıları bunlar da gördüğünüz üzere ekranda. Sağda mesela kara gümrük maçına ilk yarısı 0.5 dedik. Hatta dedim ki ilk golü kara gümrük atabilir. Eee. Eyselik sanırım. Frikik'ten bir gol attı. Direkten çat çat etti. Tam, tam da hissetmiştim. Çok güzel oldu. Yakaladık. Solda da gelen basketbol canlılarımız var zaten. Canlı olarak devam ediyoruz. Ve açıklama ve yorumlar kısmında da herkes açık Telegram grubumuz var. Oraya da katılabilirsiniz. Orada ücretsiz tahminlerimizi zaten sizler görüyorsunuz. Açıklama ve yorumlarda buraya da katılmayı mutlaka unutmayın dostlar. Başlayalım. Sizlerden beklendiğimiz artı 600 seviyesinde belirlerdir. Ben özellikle golü geçmesini beklediğim maçları aldım. Umarım gollü de geçer. Herkese bol şanslar. Feyenoord maçıyla başlayalım. Öncelikle PSV tarafı henüz daha namalup bir şekilde ilerliyor. Yani ligde 13 tane mücadele oynadı. Hepsini kazandı. Hatta muazzam bir tablo. Fakat şöyle bir şey söyleyeyim. Ya yani PSV'nin ilk en zorlu mücadelesi. PSV bu zamana kadar oynamış olduğu bütün maçlarda favori olarak çıktı. Bu maçta da favori Feyenoord tarafı. Mücadelenin golle geçmesi her iki tarafında atacağı goller bence KG var oranı gayet ideal. KG var oranı 1.44 bandında 1.34 bandlarında öyle bir oranı var. Siteden siteye değişiyor bu artık Legal'in şey oldu. Mücadele gelecek karşılık golleri bekliyorum. Ama dediğim gibi ben burada yani PSV tarafı burada ilk kez galibiyet alamayabilir. Ama mücadelenin bir 2 x var gibi. Burada oranı biraz daha yükseltmek isteyenler ben oranı var ve üst olarak da, da ekstra yükseltebilirsiniz. Ben mücadelenin bir yerde vara gelmesini bekliyorum ki karşılıklı gol vara. O da atılacak bir golle birlikte üstüne gidecektir diye düşünüyorum. Ekstradan da var ve üst olarak değerlendirebilirsiniz. Trabzonsporla Kayserispor mücadelesi. Bu ikilinin son başını hatırlayan var mı? Muazzam bir mücadeleydi. 4-3 Kayseri kazanmıştı sanırım Trabzon'da. Gerçekten efsane bir mücadeleydi. Direkt aklıma o geldi zaten. Ya yani ikilinin oyun yapısı da bence her iki takımda birbirine gol yemeye gerçekten çok müsait. Özellikle Kayseri, Adana Demir mesela Galatasaray Fenerbahçe, işte Beşiktaş vesaire Trabzon'un geçtim. Adına Demir geliyor. Ondan sonra ben Süper Lig'de Kayseri gelir şu an oyun olaraktan da. Takım oyunun iyi oynuyor. Takım da transfer yasada kalktı. Yani iyi işler yapabilecek bir takım olduğunu düşünüyorum. Kumaşı sağlam. Karşılıklı gelecek goller burada 1.45 gibi oranı var. Karşılıklı gelecek gollerin. İdealden bunu veririm. Mücadele yine aynı şekilde var mı üste gitmesi de beklenebilir. Eğer var mı üst yaparsanız oranı 1.70'e kadar da yükseltebilirsiniz diye düşünüyorum. Mücadelenin bence üst sıfır var mı yok. Atılacak karşılıklı gollerle birlikte mücadele üstte de gidebilir. Ama idealden KG var alıp çıkabilirsiniz. Bournemouth'la Aston Villa mücadelesi. Bournemouth'la son haftalarda iyi gidiyor. Aston Villa ile oynayacaklar burada. Çekişmeli bir mücadele olacaktır. Eğer Bournemouth takımı biraz daha Aston Villa'nın üstüne giderse Aston Villa işte o zaman işi bitiriyor. Benim önerim şu yönde olacak dostlar. E, Aston Villa tarafındayım. Ben ideal kombineme de aldığım bir mücadeleydi. Aston Villa'nın oyununa ve oyuncularına güvendiğimden kaynaklı. Diğer seçeneğinde Aston Villa'nın herhangi bir yarayı kazanan oranı 1.42. Aston Villa bence mücadelede herhangi bir yarıyı da kazanacaktır diye düşünüyorum. İyi oynayan bir Aston Villa var. Toparlanan da bir Bournemouth takımı var. Fakat kalibre bir gömlek farkı olduğunu düşünüyorum ben. Aston Villa'nın bir yarayı kazanması benim ideal tercihimdir ve ideal kombinemin ilk mücadelesi. Liverpool'la Fulham mücadelesi Fulham um, tamamen geçiş oyunu oynuyor arkadaşlar. Tamamen. Ama çıktıkları zaman da garip bir şekilde yani çok çıkmıyorlar. Çıktıkları zaman da arkadan fazla boşluk bırakabiliyorlar. Yani Liverpool'a karşı o boşluğu verirsiniz. Bu adamlar sizin canınızı alır. İdealden gideceğim. Ben burada Liverpool tarafındayım. Mücadelede genel 2.5 üst bekliyorum. Fakat oran yok. Oranı almak adına 2.5 üstüne 1 yapacağız. Ve oranı bir 42 bandına kadar ideal bir seviyeye çıkartacağız. 2.5 üstüne 1 olabilir. Onun dışında ben Liverpool tarafından tek başına 2 tane bekliyorum. Eğer 3. golün riskine girelim diyorsanız da evsel 2.5 üstünün oranı da burada. 1.70 bantlarında bir oranı var. Ben burada Liverpool tarafından da 3 gol bekliyorum. 3-0 3-1 ayarında bir mücadele geçeceğini de düşünüyorum. Alisson çok iyi. Çok fazla gol yemiyor. Gerçekten çok iyi. Gol atabilirler bilmiyorum ama 3-0 3-1 ayarında bir mücadele geçecektir diye düşünüyorum. Ankara gücüyle Beşiktaş karşılaşması. Bu mücadelede zorlu bir karşılaşma. Ya özellikle Beşiktaş tarafı 5-0'lık mağlubiyetten sonra burada Ankara gücü gibi seyircisi yüksek. Ya taraftarıyla oynayan bir takım Ankara gücü. Ve son haftalarda galip de geldi. Mücadele bence burada yani tarafa gitmek gerçekten sıkıntı. Hatta indeks beklentisini söyleyeyim 2-1 Beşiktaş kazanır gösteriyor da. Gerçekten zor mücadele. Beşiktaş tarafına hayatta gitmem. Ama Beşiktaş tarafından bir gol bekliyorum. Ben seyircisi önünde Ankara gücünden de gol beklediğimden kaynaklı. Karşılıklı gelecek goller bu mücadelenin ideal tercihidir diyerekten söyleyeyim. Onun dışında bu maça ekstra bir tercih yaptım mı diye sorarsan almadım. Yani karşılıklı atılacak goller bana yeterli. KG var olarak değerlendiririm. Değerlendireceksiniz. siz de o şekilde değerlendirebilirsiniz. Skor mücadelemiz Manchester City ile Tottenham. Maç skoru ne olur diye sizlere sorduk. Dediğim gibi indeks beklentisi skor yarışmasında söylemiştim. Tekrardan söyleyeyim. 5-2 aga. Aga maçın indeks beklentisi 5-2. Şu Liverpool'un sakatlıklarına bir bakalım birlikte. Şuradan Romero kırmızı kart cezalısı. Ee, burada Charlison yok, Mayerson da yok zaten. Bentancur da yok. Yani Sar da şüpheli bu maçta. Yani sıkıntılı. Tottenham tarafı sıkıntılı. Takım çok iyi gidiyordu. Nazar değmedi. Nazar şu yönden değdi de diyebiliriz belki. Çok fazla sakatlık oldu. Bu sakatlıklar da yani bir maçta oldu zaten hepsi. O Chelsea maçında 9 kişi kalmalar falan derken takımın orada biraz problem oldu açıkçası. Ya yani biraz iyimesi kaydı. Si tarafındayım. Sizin bu maçı kazanmasını bekliyorum ben. Oran açmamışlar ama yani eksiklikten kaynaklı bence. Bu maçın 3-0 var mı? Var. Ben bu maçı ideal olarak değerlendirdim. Ve ideal kombineme de koydum. Tottenham'ın atacağı gol 1.49 arkadaşlar. Karşılıklı gol çok yüksek ama 2.5 üst 1.20 falan. Ben burada 2.5 üstüne 1 düşünüyorum. Çünkü mücadelenin bir 3-0 olduğunu da düşünüyorum. Yani Tottenham özellikle bir kırmızı kart falan görürse o Postacıoğlu var ya bizim teknik direktörü defans çizgisini çok önde tutuyor aga. Yani Halan arkaya çok iyi koşular atabilir. Foden çok iyi koşular atabilir. Jeremy Doku çok iyi koşular atabilir. Yani o koşuyu atabilecek çok fazla oyuncusu var. 2.5 üstünde 1 önereceğim. Başka da nasıl öneririm? 3.5 üstünde 1 olmaz mı? Onun da oranı 1.95. Ulan 3.5 üstünde 1 de olma ihtimali de var ha haberiniz olsun. Ben ideal kombinden 2.5 üstünde 1 aldım. Sisteme atacaksanız da 3.5 üstünde 1 de değerlendirmesini yapabilirsiniz. Sassuolo ile Roma karşılaşması. Roma da benim sevdiğim takımlardan. izlerken keyif aldığım takımlardan da. Çok fazla İtalya ve Fransa'yı ben değerlendirmek istemiyorum. Yani ağırlık olarak onları takip edemiyorum arkadaşlar. Yani aynı anda 50 tane maç var. Özetleri izliyorum da 90 dakikada izlemek lazım. Akıcı bir anlatım yapmak için daha çok maç önerirken güven hissetmem için de açıkçası sonuçlardan da memnun olduğum için ben o Premier Lig, Bundesliga, Süper Lig bunlara biraz daha az ilgi veriyorum açıkçası. Euroleague mesela Eurolik'i şeyden daha çok izliyorum. İtalya Serie A'dan. Şimdi Sassuolo'nun zaten ne kadar iyi bir takım olduğunu biliyorsunuzdur. Ki büyük takımlara karşı sıkıntı çıkaran bir takım. Roma ile oynayacaklar. Maçın beklentisi 2-2 dostlar. Ben de o yönde bir beklentim var zaten. Golle geçmesini bekliyorum. KG var tek tercihim. idealden karşılıklı gelecek goller benim sizlere önerimdir. Geçtim. Marsilya ile yani Ren mücadelesi. Marsilya'nın Ajax mücadelesini izledik. Muazzam bir mücadeleydi. Ren ile oynayacaklar. Ren de yani kötü gitmiyor açıkçası. İyi de giden bir Ren takımı var. Ee, oyun olarak açıkçası, Martilya'nın son oyunundan ben etkilendim. Normalde almazdım bu maçı veya alsaydım bile var olarak değerlendirdim. Ama <laughs> Çok pardon. Ama burada ben Marsilya tarafına gideceğim. Marsilya'nın doğrudan galibiyeti 1.64. 4.5 altında bir yaparsanız bu oranını siz ne yaparsınız biliyor musun? 1.95'e kadar da çıkartırsınız. Ben buradan Marsilya'nın doğrudan mücadeleyi kazanmasını, kazanırken de tek farklı yani 2-1 ayrında bir Marsilya galibiyeti de kazanma ihtimali var. Handikap 0'ın oranında zaten burada 3.41 Toplamda 8 adet mücadele vardı. Bir sürü maç vardı. Atletico Madrid, Barcelona var. Chelsea, Brighton bunlar da var. Çoğu maç böyle güzel geçecek gibi duruyor. Pazar günü güzel bir bülten var. Değerlendirecek herkese bol şanslar. Videomuza like atıp kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Seviyorsunuz. Bay bay.